Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Üç günden fazla küsmek günah mı? Evet. Bir müminin bir başka mümine üç günden fazla küsmesi günahtır. Peygamberin aleyhisselam konuyla ilgili aynen şöyle der. Kim din kardeşinin bir yıl terk edip küs durursa onun kanını dökmüş gibi günaha girer. Fesubhanallah. Bir başka hadis. Müslümanın din kardeşine üç günden fazla küs durması helal değildir. Kim Müslüman kardeşini üç günden fazla terk eder ve o hal üzere ölürse cehenneme girer. Yani bunun bir haram ve günah olduğunu Peygamberimiz ifade ediyor. Peygamber Efendimiz İslam toplumunda da insanlar arasında türlü geçimsizliklerin çıkacağını bilerek müminlere kesinlikle üç günden fazla birbirlerini terk etmemelerini emretmiş. Müminlerin birbirlerine üç günden fazla küs durmalarının onları kin, nefret ve öfke duygularla donatacağını ve doğal olarak zıtlaşmanın çatışmalara dahi yol açabileceğini ifade ederek bize dikkat çekiyor. Gerçekten de bazen haklı bazen de dikkate almayacak derecede çok basit bir nedene dayanan kırgınlıklar zaman uzadıkça kine hatta düşmanlığa dönüşebilmekte. Her konuda dengeyi öneren dinimiz İslam, dostluk ve düşmanlıkta, sevgi ve nefrette de ölçülü olmaya tavsiye etmektedir. Nitekim şu ayet meali ne kadar önemli. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde sav, o zaman aranızda düşmanlık olan kimse sanki samimi bir dost gibi oluverir. verir. İşte bu ayeti sevgi ve nefrette, dostluk ve düşmanlıkta izlenecek yolu ve takınılacak tavrı gayet veciz bir şekilde açıkladığını görmekteyiz. İnsan arasında meydana gelen küskünlükler bir münakaşada öfke ve kızgınlık sebebiyle sarf edilen sözlerden kaynaklanabileceği gibi kimi zaman da bir başkası tarafından taşınan sözler sebebiyle meydana gelebiliyor. Nitekim günümüzde mezhep, meşrep, siyasi ideolojik görüş farklılıklarının taassup ve fanatizm derecesine varmasından da fertler arasında ayrılıklar, dargınlıklar görülebiliyor. Neticede aynı idealleri paylaşan ya da paylaşması gereken insanlar, müminler acı tablolarla karşı karşıya kalabilmekte. İnsanlığın geçmişte olduğu gibi çağımıza da huzur ve mutluluk için rahmet olarak gönderilen Peygamber Aleyhisselam'a kulak vermesi gerekmekte. Müslümanlar aralarında dargına varacak sözle ve davranışlardan sakınmalıdır. Her şeye rağmen aralarında eğer bir dargınlık vuku bulursa dargınlıklarını gidermeye, anlaşmazlıkları çözmeye gayret etmelidirler. Yani bu üç gün küs olmak da illa da üç gün küs olmaya devam edeceğiz anlamında değil. Yani nasıl ki çok ısınmış, ateşte ısınmış bir demiri hemen elinize almazsınız. Çünkü ısındığı için bir müddet onun soğuması gerekiyor. Bu da ne kadar sürerse. Demek ki bazı insanlar öfkelenebilir, kızabilir, kırılabilir, darılabilir. O durumlarda birbirlerine zarar vermemek için bir müddet ayrı kalmaları gerekebilir. Ama bu bazen bir dakika sürer, bazen bir saat sürer ama en fazla üç gün sürmeli. Üç günden fazla Gerçekten meşru ve helal bir mazeret yoksa küs durmak günahtır, caiz değildir. Mutlaka barışılmalıdır. İlk barışmayı teklif eden, ilk barışmayı başlatan sevabını tam alır.